was 24 years of age. 24 yaşındaydım. And I began to travel around the world. Ve bütün dünyayı gezdim. I was looking for the perfect wave. Hayatın amacını arıyordum. I came to Mauritius. Maruşa'ya geldim. This island was very beautiful. Çok güzel bir yer. And we would dive at night. Ve geceleri dalıyorduk. For lobster and crab. Ve bu balıklar için işte. Onları arıyorduk. There were many jellyfish. Ve deniz anaları çok vardı orada. But this one is called box jellyfish. Bunun ismi box jellyfish, yani deniz anası. One of them will kill you. Bir tanesi insanı öldürebilir. I was stung by five jellyfish. Ve bunun beş tanesi beni soktu. I said, I need an ambulance, please help me. Ben orada dedim ki bana ambulans lazım, ne olur bana yardım et. I saw some taxis. Taksiler gördüm. I tried to walk towards them. Oraya koşmaya çalıştım ama. It was very difficult because I was paralyzed in my right leg. Ama çok zordu çünkü bir taraf felç olmaya başladı o zehir dolayından. The taxi drivers thought I was drunk. Taksi sürücüler sanıyordu ki ben fazla kaçırdım. Dying, I need to get to the hospital. Öleceğim, beni ne olur hospitala götürün, hastaneye. So they began to walk away. Onlar da devam gittiler. Lit a cigarette. Sigaralan. And I began to beg for my life. Ve hayatım için yalvarmaya başladım sesle. I had never begged for anything in my life. Hiçbir zaman bir şeye yalvarmamıştım dedim ama bu kez yalvarmaya başladım. The youngest taxi driver walks towards me. Ama bir taksici durdu ve bana doğru gelmeye başladı. We began driving towards the hospital. Ve işte hastaneye doğru gittik. You will not pay me. Çünkü sen beni ödemeyeceksin. He stopped in front of the hotel. Ve otelin önünde yine de durdu. He said, you get out of my cab. Çık arabanın içinden. He opened the door. Kapıyı açtı. And then pushed me out of his car. Ve beni arabadan itti. He was one of my friends from the village, Daniel. O da bir arkadaş. He carried me quickly back into the hotel. Beni hemen otele götürdü. The Chinese saw me. Ve orada Çinliler de vardı. Onlar da beni gördü. They thought I was drunk. Onlar sanetti ki ben çok içtim. Don't worry, white man. Hiç korkma beyaz adam. We wait for ambulance for you. Ambulansı bekleyelim biz. Can I take my car? Benim arabamı mı kullanamaz? He carried me in his arms into the ambulance. Ambulansa beni götürdü. Halfway there, I begin to see my life go before me. Ve ambulansa yaklaştığımda hayatımı görmeye başladım. Aynı film gibi gözümün önünde. If I die, ölürsem, is there life after death? O anda düşünmeye başladım. Acaba bu hayattan sonra başka hayat var mı? On the other side of the world. O başka dünya. My mother, annem, had just seen my face. Ha, dünyanın başka tarafında annem yaşıyor. She was in New Zealand. O New Zealand'daydı annem. Bana tabii ki bu olay başka bir yerde oldu. As she saw my face. Ve annem bana o anda beni soktu. She heard the voice speak to her. Evet, deniz anası beni soktuğunda o benim resmimi görüyor gözünün önünde. It said your son is nearly dead. Pray for him now. Ve ses duyuyor, diyor ki ses ona anasına, oğlun ölecek, onun için dua et. Ask God to forgive you. Tanrı'ya seni af dilemeni sor. Pray from your heart. Ama kalbinden dua et. God will hear you. Tanrı seni duyacak. Words appeared in front of me. Ve harfler gördüm gözümün önünde diyor. Forgive us our sins. Günahlarımızı affet. I thought, how can I say these simple words? Ben bu sözleri nasıl diyebilirim o anda? And God forgive me all my sins. Ve Tanrı bütün günahlarımı nasıl affedebilir? I said, God, please forgive me. O anda ben de dedim ki Tanrı varsan gerçekse benim günahlarımı affet. More words came up. Başka birdenbire başka harfler gelmeye başladı gözümün önüne. Forgive those who sin against you. Sana karşı kötülük yapanları da affet. I thought I can do that. Bunu yapabilirim düşündüm. I'm not a revengeful man. Çünkü ben öyle kinli bir insan değilim. God, I forgive anyone who sinned against me. Ve o anda dedim ki Tanrı'ya ben bana karşı kim kötülük yaptıysa onu affediyorum Tanrım. As I said that. Ve bunu söylediğim anda the face of the taxi driver appeared in front of me. O deminki taksi süren adam yüzü gözümün önüne what's geldi. He doing here? Ve dedim ki kendi kendime bu adamın resmi niye şimdi gözümün önünde? The voice said, will you forgive this man? Ve o ses bana seslen dedi ki bu adamı da affeder misin? For pushing out of his taxi tonight. Seni bugün bu akşam taksisinden itti seni dışarı. I thought, no, why should I? Dedim ki ama onu niye affet? Look what he did to me. Bak bana ne yaptı? I said, God, if you can forgive me. Tanrım dedim, beni affedebilirsen, that would be a miracle.
mucize olacak bu benim için. Then I will forgive these men. O zaman ben de onları affedeyim. They took me into the accident emergency. Beni bir özel odaya koydular. I can feel myself coming out of my body. Ve orada işte no pulse. Her şey bitti yani, daha şey yok. I closed my eyes. Gözlerimi kapattım. I felt a release. Ve orada bir ferahlık hissettim. And then the machines flatlined. Ve makina bzzz yapmaya başladı. And they pronounced me dead. Ve o anda beni ölü olarak. I could feel myself come out of my body. Ve ruhum vücudumu bıraktı, çıktı ruhum vücudumdan. I found myself taken into complete darkness. Ve birdenbire kendimi karanlık içinde buldum. What is this place? Bu neresi dedim kendi kendime. Where on earth am I? Neredeyim ben? I could feel evil in the darkness. Ama karanlığın içinde çok büyük bir korkunç hissettim. It was like kötü invisible eyes looking at me. Karanlık içinde gözler beni izliyor gördüm. I said, where am I? Dedim ki ben ne peki neredeyim? Another man in front of me. Ve önümden bir adam bana dedi ki, you're in hell. Sen cehennemdesin. Now shut up. Ve sesini kes. Light shone into the darkness. Ve birdenbire ışık bu karanlığa girdi. I began to lift up into the light. Ve o ışığa doğru yürümeye başladım. I entered this tunnel of light. Ve oraya doğru yürümeye başladım. I'm not walking. I came out. Ve oradan çıktım. An incredible light, a kingdom of light. Ve o ışık daha bir yüce olmaya başladı. I began to weep like a small child. Ve orada çocuk gibi ağlamaya başladım. I said, God, how can you forgive me? Tanrı beni nasıl affedebilirsin? He said, son, when you prayed in the ambulance. Dedi ki ses bana, oğul sen dua ettin ambulansta. I heard your prayer. Ben senin sesini orada duydum. Ondan yapılmış bir kıyafet. His arms were outstretched as if to greet me. Ve ellerini bana doğru uzattı. Pure light came out of the face of God. Ve İsa'nın yüzünden daha çok ışık gelmeye başladı bana doğru. I felt pure. Ve orada paklanmış gibi hissettim. Completely pure. Beni orada pakladı. As he moved to one side, I could see behind him a whole new earth. Arkasında onu yaptığında o hareketi yepyeni bir dünya gördüm. Bu. As I stood there, orada dururken, the Lord came right back in front of me. Rab önüme yine geçti. He said, Ian, do you wish to stay here? Ian, burada durmak istiyor musun bana sordu. Yoksa geri mi dönmek istiyorsun? I said, I want to stay here. Ben burada durmak istiyorum dedim. I have nothing to go back for. Benim bir şey, hani orada bir şeyim daha yük kalmadı. No one loves me. Hiç kimse beni sevmiyor dünyada. As I looked behind me, I saw a vision of my mother. Ama arkama baktığımda annemi gördüm. I thought, there is one person who's prayed for me. Çünkü birisi var benim için dua eden. One person who's tried to show me the way. O bana her zaman küçükken göstermek istedi doğru yolu. And everything she believes is true. Ve o her zaman Tanrı'ya inanıyordu. There is a living God. Orada bir yaşayan bir Tanrı var. There is a hell, there is a heaven. Ve gerçekten orada bir cehennem var ve orada cennet var. I want to go back. Dedim ki orada tamam beni o zaman geri yolla. God, why do you show me these people? Dedim ki Rab bana niye bu resimleri gösteriyorsun? It's because many will not come into church to hear my name any longer. Çünkü çoğu kişi bana daha inanmıyor. I want you to return. Geri dönmeni istiyorum. I want you to tell them what you have seen. Ve onlara anlatmanı istiyorum gördüklerini. With a doctor holding my foot. Ve bir doktor bacağımı tutuyordu. He had a scalpel pricking my foot like dead meat. Ve elinde bir şey vardı bıçak gibi bakıyordu acaba gerçekten öldü mü hani bacağıma batırıyordu. Nurses were standing in the doorway. Hemşireler vardı hepsi kapıdaydı. When they saw me. Ve onlar beni gördüğünde they ran away as fast as they could. Onlar benim gözümü açıldığını gördüğünde kaçtılar hepsi korkudan. I said, God, can you heal my body? Dedim ki Tanrım benim vücudumu yine iyileştirebilir misin? I could feel nothing from my neck down. Çünkü hala hissetmiyordum vücudumu. Please heal me. Lütfen beni iyileştir. I felt power go through me like electricity. Ve o anda bana bir güç geldi. Bir elektrik gibi. My whole body was healed. Ve bütün vücudum o anda iyileşti. I walked out of the hospital the next day. Öbür gün ben kalktım yatağımdan çıktım hastaneden. The fishermen saw me. Balıkçılar beni gördüğünde they thought I was a ghost come back from the dead. Sanettiler ki bir hortlak geldi. I went back to my house. Evime döndüm. And I went to sleep. Ve uyudum. I could see through my mosquito net. Ve o işte orada gördüm. Someone standing or something at the window. Orada bir şey camda duruyor. But as I looked, ama baktığımda, I could see they were not people. Ama gördüm ki bu insan değil. They had a dark shadow form. Karanlıktı.
And when I looked towards their eyes, gözüne baktığımda, they were slit like a snake. Yılan gözüğü gibiydi. And instead of white, they had a red glow around the eye. Beyaz olacağına kıpkırmızıydı göz. And then I heard them speak to me. Ondan sonra o camdan bana konuşmaya başladı. They said, "You are ours." Sen bizimsin dedi bana. And we are coming home. Biz de geri döndük evimize. Jesus has taught when an unclean spirit goes out of a man. Ama İsa anlatıyor ki bir cin insanı bırakarsa it finds 6 to 7 worse demons. Dışarı çıkar ve 6 ya da 7 tane daha kötü cin bulur. And they try and come back in. Ve geri dönerler evlerine. When I died, my spirit left my body. Ben öldüğümde benim biliyorsunuz benim ruhum vücudumu bıraktı. My lifestyle was sex and drugs and rock and roll. Benim hayatım içki, karı kız ve rock and roll'du. So I guarantee one of those were my demons. Ve inanıyorum ki bu cinler benim ondan önce benim içindeydi. They were now trying to come back in. Ve şimdi ama geri dönmek istediler. He said the only thing that saved your soul. Dedi ki seni kurtaran şey was praying the Lord's prayer. Orada mezburlardan duayı okuduğun için. He said pray it again. O ses bana dedi ki yine oku bu mezburdaki duayı. Words appeared in front of me. Ve o yine kelimeler gördüm gözümün önünde. Deliver us from evil. Bizi kötülükten koru. I said, God, deliver me from the evil outside my window. Dedim ki orada Tanrı o zaman beni o kötülükten koru şimdi. I prayed the entire Lord's Prayer. Bütün o gördüğüm o harfleri okudum orada. God said, now turn the light out. Şimdi ışığı kapat dedi bana o ses. And go to sleep, son. Ve yatağa git oğul. I said, that's easy for you to say. Dedim ki senin için kolay bunu söylemek. I thought if this prayer is real. Ve bakmak istedim bu dua gerçekten yerine gelecek mi? They will not come back. Acaba geri dönmeyecekler mi? So I turned my light off. Işığımı kapattım. And I waited. Ve bekledim orada. They didn't come back. Gelmedi geri. And there's no other name by which you can be saved. Ve başka isim yok İsa'nın isimden kurtulman için. There's healing in the name of Jesus. Çünkü İsa'nın adından kurtuluş var. The demons know his name. İblisler şeytan onun ismini biliyor. He has conquered them. Çünkü o yendi onları. They're terrified of his name. Onları mahvetti. That's why he asked you to receive him into your heart. Onun için İsa bugün size soruyor, onu kalbinize davet etmek için. Have you asked him into your heart? Kalbine rica edersen gelmesi için. You can. Şimdi yapabilirsin. Do you want to pray with me? Benden dua etmek istiyor musunuz? And humble yourself. Ve kendini Tanrı önünde küçük düşürmek istiyor musunuz? I say, God, forgive me. Tanrı beni affet. Cleanse me. Beni pakla. Of all sin. Bütün günahlarından kurtar. I forgive those who sin against me. Bana karşı kötülük yapanların hepsini affediyorum. And I ask you into my heart. Ve sana rica ediyorum kalbime girmeni. Be my Lord. Ve benim Tanrı Rabbim olmanı. Be my Savior. Benim kurtarıcım olmaya. Jesus come into my life. İsa gel hayatıma. Set me free. Beni her şeyden from all evil. Bütün kötülükten kurtar beni. From every demon. Bütün cinlerden kurtar beni. That I might follow you. Ve beni öyle yap ki senin peşin sıra gideyim. Bütün hayat boyunca. In Jesus precious name. İsa'nın adından. And if you're sick. Eğer hastaysan. Can you stand? Kalkabilir misin? If you're sick in your body. Hastalık varsa sizde kalkabilir misiniz? God healed me. Tanrı çünkü beni iyi. Can you put your hand on your sick part of your body? Neren hastaysa elini oraya koyabilir misin? Lord, we pray. Ve bir şeyle dua ediyoruz. For healing miracles. Ve mucize için veriyoruz. Set them free. Freiheit. Complete healing. Komple sizi iyileştirme rica ediyorum. Amen. İsa'nın adıyla. Amen. God bless you. Tanrı sizi esenlesin. And thank you. You're welcome. Thank you.